أشكر باسم وقف فلسطين، أشكر حزب هدى بار، جزاهم الله خيرا على هذا الجهد المبارك الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم يوم القيامة، من أجل قضية الأمة الإسلامية، من أجل قضية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرض المقدسة، الأرض المباركة التي بارك الله فيها في كتابه العزيز الذي هو في قلب كل مسلم وموحد في هذه الأرض إلى يوم القيامة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الأرض التي Öncelikle buraya kadar gelmiş olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah sizin hizmetinizi makbul ve mebrur eylesin. Buradan Filistin'deki bütün kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Kardeşlerimizi ve Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmadığınız için de hepinize tekrardan teşekkür ediyoruz. Burada toplanmamızın sebebi, bugün Allah nasip ederse bu mübarek projeyi bizim Anadolu'nun farklı illerine göndereceğiz. Hedefi, maksadı toplumumuzu, halkımızı Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin davası konularında bilgilendirmektir. Burada öncelikle Hüda Para ve aynı zamanda Filistin Vakfı'na ve ayrıyeten Yetimler Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Böyle bir programa öncelik ettiklerinden dolayı. Tafadılı söz. Filistin leyset kıt'atü ard. Fehey ardul mukaddese kema kulna. Ve sıra'u fil alemi kullihi yeduru havle Filistin. ومن كانت فلسطين بيده يحكم الكرة الأرضية منذ زمن التاريخ. في القدس عمرها 8000 سنة قبل الميلاد، يعني الآن 10000 سنة، وتعاقبت عليها أمم كثيرة. Filistin denildiği zaman, Kudüs denildiği zaman bize sadece bir toprak parçası olarak aklımıza gelmemesi lazım. Çünkü Kudüs, Mescid-i Aksa dünyanın kalbidir ve şu an Orta Doğu bölgesinde cereyan eden bütün savaşların, çatışmaların merkezinde yer alıyor. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki Kudüs ve Mescid-i Aksa kimin elindeyse bütün dünya onun elindedir. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya egemenlik kurabilen, orayı kontrol edenler, rahatlıkla yine ifade edebiliriz, onlar dünyayı yöneten insanlardır. O yüzden Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin denildiği zaman sadece aklımıza bir toprak parçası gelmesin. Zira şu anda biz miladi olarak 2000'li yıllardayız. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs topraklarının tarihi milattan öncesine 8000 yıllar öncesine kadar dayanmaktadır. Yani şu anda 2000'de olduğumuzdan dolayı toplasak Mescid-i Aksa'nın 10.000 yıllık bir tarihi vardır. O yüzden Kudüs denildiği zaman aklımıza çok daha büyük hayaller gelmesi lazım. أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام في مكة وبعده بأربعين سنة بني المسجد الأقصى في القدس.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi yeryüzünde ilk inşa edilen mabet Mekke'de bulunan Kabe-i Mübarek'tir, Kabe-i Şerif'tir. Ondan sonra 400 yıllık bir arayla yeryüzünde inşa edilen ikinci mabet ise Mescid-i Aksa'dır. El-Mescid-i Aksa ve mesahatuhu kema huve bâin huna 144 dirhem, yani 144.000 metre murabba ve yahtevi ala 200 ma'lem. وفيه مسجدين للصلاة داخل المسجد الأقصى الذي يعني الناس يظنون هو مسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة لكنه هو كل ما يحيط به السور. Öncelikle sadece Türkiye'de değil birçok ülkede yanlış bilinen bir hatayı düzeltmek istiyoruz. Mescid-i Aksa sadece bir mescitten ibaret değildir. Toplamda 144 dönümlük bir araziye, arsaya sahiptir. İçerisinde 200'e yakın tarihi eser bulunmaktadır. Maalesef ne yazık ki Mescid-i Aksa denildiğinde sadece şurada gördüğünüz sarı kubbeli mescit veya başka resimlerde kıble mescidi olarak bilinen mescit akla geliyor. Ama halbuki Mescid-i Aksa'da 200'den fazla tarihi eser bulunmaktadır, mescitler bulunmaktadır. Maalesef bizim dünyamızda Mescid-i Aksa'nın gerçeği tarif edilmek isteniyor. Ama Müslümanlar bu tür algılara gelmemesi lazım. Mescid-i Aksa'nın gerçeğini, hakikatini bilmesi lazım. المسجد الأقصى الصلاة فيه ب500 صلاة في ما عداه من المساجد ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد المسجد الحرام. Yine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere Mescid-i Aksa'da namaz kılmak Mekke'de ve Medine'de bulunan Mescid-i Haramlar dışında Mescid-i Aksa'da kılınan sadece bir rekat namaz, diğer sair camilerde kılınan 500 rekat namazdan daha hayırlıdır, sevabı daha fazladır. Bakiye Filistin ve Kudüs tahdiden tahta ihtilal el-Farisi el-Avval thumma el-Rumani hatta caa el-Halifetul Faruk Umar bin Khattab radıyallahu anh fi sene el-15'e el-Hicre ve dehalet el-Kudüs fil-İslam. İftetaha el-Faruk Umar bin Khattab radıyallahu anh. Şöyle Mescid-i Aksa'nın tarihine biraz baktığımız zaman, irdelediğimiz zaman şu karşımıza çıkıyor. İlk başta Mescid-i Aksa Kudüs mukaddes topraklar Farsların egemenliği altındaydı. Ardından da Rumalıların eline geçti. Onlar orayı yönettiler. Ta ki Peygamberimizden sonra Hazreti Ömer-i Faruk'un gelmesiyle beraber Mescid-i Aksa'nın bulunduğu kutsal topraklar, mukaddes topraklar fethedilmiştir ve İslam topraklarına dahil edilmiştir. ومن ذلك الحين 15 الهجرة بقيت القدس والمسجد الأقصى تحت الحكم الإسلامي حتى نهاية الدولة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني الذي جاءه اليهود والصهاينة لكي يتنازل لهم عن فلسطين ولكنه أبى وحاولوا أن يغروه بالمال بالأموال الهائلة لكنه أبى وقال إن ثمن القدس هو الدماء وليس المال. Hazreti Ömer ile beraber Mescid-i Aksa ve Kudüs toprakları fethediliyor, İslam toprakları oluyor. Ve bu devam ediyor ta ki Sultan Abdülhamid zamanına kadar Osmanlıların hakimiyeti altında kalıyor, Müslümanların hakimiyeti altında kalıyor. Ve sonunda Siyonizmin kurucuları Sultan Abdülhamid'in yanına gelip Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs topraklarında Yahudilere toprak verilmesini talep ediyor. Ama o zaman Müslümanların hamisi olan, Müslümanların lideri, önderi olan Sultan Abdülhamid aynen şöyle bir ifade kullanıyor. Biz Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin topraklarını kanımızla aldık ve ancak tekrar kanımızla veririz. Sizler bizim canımızı almadıkça bizler bu dünyada canımızla, bedenimizle Kudüs topraklarını muhafaza etmeye devam edeceğiz. Ve gelen Siyonistleri geri çeviriyor. Kendileri şöyle bir teklifte bulunuyorlar. Eğer oradan bize toprak verirseniz Osmanlı'nın bütün borçlarını öderiz. Ama buna rağmen Sultan Abdülhamid bu gelen teklifi reddediyor ve Kudüs topraklarını Yahudilere peşkeş çekmiyor. وهذا الاحتلال اليهودي ليس هو الاحتلال الأول لفلسطين والقدس إنما سبق ذلك أن احتلها الصليبيون النصارى 200 عام حتى جاء صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وصلاح الدين الأيوبي هو كردي وليس عربي كردي وقام بتحرير القدس من الصليبيين Şöyle de zannedilmesin
Kudüs topraklarını sadece Yahudiler işgal etmiş, sadece Yahudiler orada hüküm sürmüş. Hayır, bu aslında onun öncesinde de Hristiyanlar Haçlı seferleri düzenlenmiş, Kudüs işgal edilmiş ve Mescid-i Aksa toprakları, mukaddes topraklar tam 200 yıl Haçlı seferlerinin, Haçlı işgalinin altında kalmıştır. Ve eninde sonunda Cenab-ı Allah'ın nusretiyle, yardımıyla, aynı zamanda Türkiye'nin de çok yakından tanıdığı ve Kürt milliyetinden gelen Selahaddin Eyyubi'nin döneminde, onun önderliğinde, onun ordusuyla Kudüs toprakları tekrardan fethediliyor ve Haçlı seferleri oradan bertaraf ediliyor. Tekrardan Kudüs toprakları İslam toprağı oluyor. وَلَيَنَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالَ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا اي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعني بقية المساجد واحد لكن هذه تشد لها الرحال اي مسافر من اجل الصلاة بها احدها المسجد الاقصى. Yine Mescid-i Aksa'nın önemini, değerini, kıymetini bilmek babından şu hadisi zikretmekte fayda vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara hitaben şöyle buyurmaktadır. Eğer sizler bir yere ziyarete gidecekseniz, yolculuk, seferlik hazırlığı yapacaksanız şu üç yere yapın. Bunlardan bir tanesi Kabe'dir, ikincisi Medine'de bulunan Mescid-i Nebi'dir, üçüncüsü ise Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'dır. Yani Peygamberimiz yine Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ayrıcalığını ve Müslümanlar için Mekke'den, Medine'den sonra en kutsal mekan olduğunu bu hadis-i şerifleriyle ortaya koymuştur. ولأنها مقدسة لأن القدس مقدسة والمسجد الأقصى في قلبها هي في قلب كل مسلم والأمة الإسلامية بمجموعها بشعوبها تحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتمون بها ومن هذا الحب هذا النشاط الذي يقوم به الهدى هدى بار حزب هدى بار جزاهم الله خيرا إن شاء الله حزب هدى بار والأيتام الله يجزيهم خير. Mescid-i Aksa'nın önemi ve değerinin farkında olan kardeşlerimiz öteden beri buraya sahip çıkmışlardır. İslam'ın en kutsal mekanlarından olan bu mübarek toprakları düşmanların eline, işgalcilerin eline bırakmamıştır. Ve Müslümanlar zaman zaman işgal edilen bu toprakları fethetmek için, tekrardan kurtarmak için cihada gelmişler, mücadele, gayret etmişlerdir. Ve şu anda bizim de burada toplanmamız, Hüdapar'ın ve Yetimler Vakfı'nın öncülüğünde burada toplanmamızın sebebi de yine ecdadımızın bize bırakmış, miras olarak bırakmış olduğu Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığımızı, orayı yalnız bırakmadığımızı bütün dünyaya göstermek için biz buradayız. Ve Allah nasip ederse bu tırın buradan yolculuğa çıkmasıyla birçok Müslümanın Mescid-i Aksa'yı tanımasına, Kudüs'ü bilmesine ve Filistin davasının kalplerinde yeşermesine vesile olacağına da hiç şüphesiz inanıyoruz. Bu sebeple yine Hüdapar'a ve Yetimler Vakfı'na teşekkürümüzü buradan bildiriyoruz. Allah Celle Celaluhu kendilerinden razı olsun. Kudüs, Mescid-i Aksa salt bir toprak parçası, bir coğrafi bölge değildir. Biz Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya bir akide, bir iman meselesi olarak bakıyoruz. Kudüs ne zaman özgür olmuşsa ümmet de özgür olmuştur. Kudüs, Mescid-i Aksa ne zaman zorda, sıkıntıda, işgal altında olmuş ise ümmet de en zor günlerini geçirmiştir. Ve Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması salt bir ırka, Araplara, Filistinlere, Kürtlere, Türklerin görevi değildir. Bütün ümmetin üzerine bir görevdir, bir vazifedir, bir vebaldır. Ki tarihe baktığımız zaman normal şartlarda Kudüs, Filistin toprakları Arapların toprağı olmasına rağmen Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi sayesinde Kudüs tekrar Haçlılardan işgal sona erdirilip özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Yani düşünün bir Arap beldesi, bir Arap toprağı. Ama bu Arap toprağının özgürlüğe kavuşması için bir taraftan Türkler, bir taraftan Kürtler ve diğer kavimler özgürlüğü için savaşıyor ve bedel ediyor. Tabii bu maketi görünce şu aklıma geldi. Nureddin Zengi, Allah rahmet eylesin, kendisi bir Türk komutan. Muttaki, muhlis ve gerçekten de kendisine Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmayı amaç, hedef, gaye edinmiş bir insan. Ve tabii Kudüs davasının Müslümanların gündemine girmesi, canlı tutulması için Mescid-i Aksa için bir minber yaptırtıyor.
Ve o dönem Mescid-i Aksa Kudüs işgal altında olmasına rağmen o dönemin en meşhur ustalarını, hattatlarını toplayarak Mescid-i Aksa için çok böyle şanlı, çok böyle gösterişli bir minber yaptırarak bunu Halep Camisi'ne yerleştiriyor. Ve diyor ki Müslümanlar bu minbere baktıkça akıllarına Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu hatırlasınlar diye. Ve diyor ki işte bizim hedefimiz bu minberi Mescid-i Aksa'nın içerisine yerleştirmektir. Tabii bu minberi Mescid-i Aksa'ya yerleştirmek Nureddin Zengi'ye nasip olmuyor. Ve onun öğrencisi, onun davasının devam eden bir Kürt olan Selahaddin Eyyubi'ye nasip oluyor. Ve Selahaddin Eyyubi Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü özgürleştirdiğinde ilk işi Nureddin'in minberini alıp Mescid-i Aksa'ya yerleştirmek oluyor. Dolayısıyla biz de bu maketi yapan kardeşlerimizin Allah hayrını kabul etsin, Allah kendini razı olsun. Gözden erak olan, gözden uzak olan gönülden de erak olur. Gönülden erak olan bir yer için insanların çalışması, mücadele etmesi beklenemez. Dolayısıyla biz de şu anda bu Mescid-i Aksa'nın birebir aynı olan maketinin önünde duruyoruz. İnşallah bu maketi biz Türkiye'nin, Anadolu'nun çok farklı coğrafyalarına, farklı şehirlerine, farklı meydanlarına göndereceğiz. Orada bunu sergileyeceğiz. İnsanlar Mescid-i Aksa'yı görsün, tanısın ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu idrak etsinler. Bunu bir vazife, bir görev bilip nasıl Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü özgürleştirebiliriz derdiyle sürekli dertlesinler. İnşallah bu arabamız, bu maketimiz birazdan yola çıkacak. İzmit, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Batman, Van, Türkiye'nin en ucuza noktalarına inşallah gidecek ve orada sergilenecektir. Buradan da Diyarbakırlı annelerimize, bacılarımıza sesleniyoruz. Ki tarihte Selahaddin Eyyubi Diyarbakır'a geldiği zaman tabii duyuluyor o dönem İslam beldelerinde Kudüs'ü kendisine özgürleştirmeyi şiar edilmiş bir komutan, bir lider, bir alim, bir şair var. Ve Diyarbakır'a gelince Diyarbakırlı annelerimiz, bacılarımız, ablalarımız Selahaddin'i görmeye gidiyorlar. Diyorlar ki bize bir emanet var. Ve duymuşuz ki sen Kudüs'ü özgürleştireceksin. Ve biz bu emaneti sana teslim edebilir miyiz? Biz yıllardan beri gül suyu, gül yağı biriktirdik. Ve istiyoruz ki bu gül suyu, bu gül yağları Mescid-i Aksa'yı özgürleştiren komutan bu gül suyuyla Mescid-i Aksa'yı temizlesin ve bu kokuları oraya sürsün. Ve Selahaddin Eyyubi, Diyarbakırlı annelerimizin, ablalarımızın o gül suyunu emanet olarak alıyor ve Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı özgürleştirdiği zaman bu gül suylarıyla Mescid-i Aksa'yı temizliyor, yıkıyor. Dolayısıyla inşallah Teala ki Ramazan ayının son haftasında gelişen olaylara baktığımız zaman malumunuzdur, direniş hattı Aksa Kudüs'ün kılıcı diye bir operasyon başlattı. Ve elhamdülillah tarih yazacaktır. Uzmanlar, analistler yazacaktır. Kudüs'ün kılıcı öncesi ve sonrası. Ve Allah'ın izniyle bundan sonra zaman, şartlar, ortam Siyonistlerin işgalin aleyhine ve Müslümanların lehine işlemeye başlamıştır. Ve bu operasyonla, bu savaşla, bu direnişle Mescid-i Aksa, Kudüs davanın, mücadelenin merkezine oturmuştur. Daha önce Gazze, daha önce Cenin, daha önce Batı Şeria coğrafyası öne çıkarken elhamdülillah bu mücadele birlikte Kudüs, Mescid-i Aksa mücadelenin merkezine oturmuştur. Bunları gördüğümüz zaman bu maketleri, bu mücadeleyi, bu zaferleri inşallah Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün çok da uzak olmadığını ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. İnşallah Teala en kısa sürede Mescid-i Aksa, Kudüs aşkı, davası Müslümanları birleştirir, Müslümanları bir araya getirir. Ve en kısa sürede Allah-u Teala inşallah nasip eder Mescid-i Aksa'da özgür bir ortamda bütün kardeşlerimizle, Arabiyle, Kürdüyle, Türküyle, Farsıyla, Lazıyla, Çerkeziyle bütün kardeşler orada inşallah Teala namaz kılmayı bize nasip eder.
Buradan bu arabanın, bu maketin uğurluyoruz. Allah Teala yolunu açık etsin. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir yardımcı gönder diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Nisa suresi 75. ayet. İşgalci Siyonistlerin yıllardır neredeyse gelenek haline getirdiği Ramazan ayındaki Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına bu yılda şahit olduk. İşgalci çete bu yılda Mescid-i Aksa'ya yönelik olarak provokatif eylemlerle Filistin'deki kardeşlerimize yönelik baskı ve şiddetini arttırdı. Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi gibi yerlerde Müslümanları zorla evlerinden çıkararak o evlere işgalcileri yerleştirmeye çalıştı. Bu süreçte Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini çiğneyerek orada yangınlar çıkardı. Ancak bu yıl Siyonist çete daha önce hiç karşılaşmadığı bir direnişle karşılaşarak neye uğradığını şaşırdı. Direniş gruplarının Kudüs'ün kılıcı adını verdiği bu savaşta Müslüman Filistinli kardeşlerimiz Mescid-i Aksa ve Kudüs için her şeylerini feda etmeye hazır olduklarını belirterek Siyonist çetenin saldırılarına güçlü bir karşılık vererek onları ateşkese mecbur bıraktı. Fakat tarih boyunca öldürmeyi, yıkmayı ve zulmetmeyi kendine şiar edinen Siyonistler bu yılda Gazze'yi yakıp yıkmaktan geri durmadılar. Savaşta bile insan haklarına saygı duyan Müslümanların aksine Siyonist çete hedef gözetmeksizin Gazze'de sivil yerleşim alanlarını bombardımanı tutarak aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu yüzlerce Gazze'liyi şehit etti. Sivillerin oturduğu binalar bombalandı. Hatta daha ileri gidilerek hastaneler bile bombalandı. Siyonist çetenin barbarca saldırılarında Gazze'de bulunan altyapı büyük ölçüde tahrip edildi. Gazze'ye yönelik saldırıların ardından ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için Yetimler Vakfı olarak kendimizi Gazze'li kardeşlerimize karşı sorumlu hissederek ilk günden itibaren onların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş bulunmaktayız. Orada kardeşlerimizin acılarına ortak olmak ve yaralarını sarmak için gayret etmeyi kendimize görev olarak bilmekteyiz. Bundan dolayı yıllardır Gazze'li kardeşlerimizin yardımına koştuğumuz gibi bu yılda onları yalnız bırakmadık. Saldırıların başladığı ilk günlerden itibaren Gazze'ye derman ol sloganıyla hem yurt içinde hem yurt dışında yardım kampanyaları başlatarak kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmaya çalıştık. Televizyon programlarıyla, sosyal medya araçlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında standlar açarak her alanda var olmaya çalıştık. Elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Elhamdülillah başlattığımız Gazze'ye derman ol projemize verilen destekle şu ana kadar Filistin'e 2 tane tam teçhizatlı ambulans ve 1 milyon 500 bin Türk lirası ulaştırmış bulunmaktayız. Yine hayırseverlerimizin desteğiyle yüzlerce Gazze'li yetime sponsor aile bularak onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmekteyiz. Bugün ise Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına destek amacıyla Mescid-i Aksa maketini il il dolaştırmaya başlıyoruz. Bu program ile Kudüs ve Mescid-i Aksa davasını gündemde tutarak bu konuda insanlarımızın daha duyarlı olmasına vesile olmayı hedefliyoruz.